Evet, beklediğinize değecek. Şimdi bu stüdyoda bir K1 starını ağırlayacağız. Erol Zimmermann karşılaşmasını hatırlayacaksınız. Puanla mağlup oldu. Eğer kazansaydı finallere o gidecekti. Ama şanssızlık tabii ki. Şimdi kim geliyor? Zabit Samedov geliyor. Azeri Türk'ü Zabit Samedov geliyor. Merhaba. Zabit hoş geldin. Hoş bulduk. Senden ben biraz uzak durayım. Sen bayağı tehlikelisin. Bak, sualları iyice ver yoksa olabilir yani. Haykek gelir mi bir tane? Gelir belki de. Belki. Belki. O zaman ben gardımı alırım böyle. Şimdi bir şey soracağım. Bedrahari gibisin ya. Bakıyorum da gücün, kuvvetin. Bedrahari olsa indirir misin? Niye indirmem? Gerçekten yenebilir misin? Bak tekme atacağım şimdi. Low kicklere iyi bir lock koyarım ben. Şimdi bir şey soracağım bir daha. Evet. Önemli bir şey bu. Önümüzde büyük organizasyonlar var. Nerede maç yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Neyle besleniyorsun? Acayip sorularım var sana. High kick atma bak şartıyla. Tamam, tamam. Tamam mı? İstersen bir Zabit Samedov kimdir? Bir aktaralım izleyicilerimize. Belki Zabit Samedov'u tanımayanlar da var. Bakalım, belki ben de tanımıyorum. Bakalım kim o? Kendini izlemek istiyorsan evet. İşte orada. Zabit Samedov. Zabit Samedov. Azeri dövüşçü aslında Gürcistan doğumlu. 9 yaşında dövüşmeye karate ile başladı. Şimdi 25 yaşında. 1.83 boyunda ve 95 kilo. Anne baba sağ ve 3 kardeşten bir tanesi. Bugüne kadar çıktığı maçlarda 65 kez kazandı, sadece 8 kez kaybetti. Rakiplerini 29 kez nakavt etti. Macarların usta dövüşçülerinden Varga Peter'i yendi. İngiliz Michael McDonald'la kapıştı ve yine yenilmedi, kazandı. O dönem son zamanların en iyilerinden biri olan bu siyahi rakibi yenince bir anda ön plana çıktı. Orel Bojoji ile karşılaştı. 2007 yılında Marsilya'da kazanmasını bildi. İstanbul'da Daniel Lonti ve David Dankrade'yi ringden boynu bükük gönderdi. Kariyerinde 11 kez çeşitli dallarda şampiyonluk yaşadı. K1 ağır siklet GP'lerinde 2 kez final oynadı ancak ikisinde de puanla ringden mağlup ayrıldı. Son olarak kazandığı Ray Sefo mücadelesi de K1'de 6 ravlerle yazıldı tarihe. Zabit Samedov kazanıyor değerli izleyiciler. Ve inanılmaz büyük mutluluk yaşıyor. Türkiye hayranlığıyla Türklerin büyük beğenisini kazanan Zabit Samedov, Rusça, İngilizce, Azerice ve son derece iyi Türkçe konuşuyor. Kelimenin tam anlamıyla bir Recep İvedik ve Kemal Sunal hayranı. Hepiniz ip gibi dizilmişsiniz. Efendi oğlum, adam olun lan. Dövüşmekten sonra en büyük hobisi kendisini güldürecek bir şeyler bulmak. Aynı zamanda bir futbolcu. Garayazı takımında amatör olarak futbol oynuyor, takımın da aynı zamanda kaptanı. Ümit Karan'ı yakından tanıyor ve bir Galatasaray taraftarı. Tatilini mutlaka Türkiye'de yapar. Bizden bu kadar. Bakalım kendisi stüdyomuzda bize neler anlatacak. Zabit, gördük. Senin hayatınla ilgili bazı kesitleri ekranlarımıza getirdik. Değerli izleyicilerimiz de görmüş oldu. Senin bilmediğin bir günün ortaya çıktı mı? Bazı şeyler oldu ama kalsın bende. Bir şey soracağım. Şöyle bir Paul Slovinski maçını hatırlıyorum da Amsterdam Arena stadı. İnanılmaz bir seyirci kitlesi var. Ajax'ın futbol maçlarını oynadığı stadyumda sen kickbox maçı yaptın. Ve Paul Slovinski'ye mağlup oldun. Nasıl değerlendiriyorsun o karşılaşmayı? Hakkımı yendiler ben düşünüyorum. Ya oradaki bütün Amsterdam Arena'daki seyirciler de hepsi ya beni alkışladı orada. Slovinski de böyle gösterdiler yani. Böyle. Evet. Evet, protesto ettiler. 1980 doğumlu Paul Slovinski, 1.90 boyunda ve 106 kilo. İşte Zabit Samedov'la restleşmesini izliyorsunuz. Sürekli rakibinin dizlerine yaptığı vuruşlarla mağlup etmişti. Bakın bir sağ vuruyor ve rakibini iplere doğru gönderiyor. Sonrasında yine rakibine nasıl da sert bir şekilde gidiyor. Sanki uzun süre 3 round maç yapmış olan rakibi. Kendisi sanki ilk başta rakibini ilk rounda nakavt etmiş. Hiç yorulmamış gibi. Bakın nasıl da temposunu yükseltti. Sıçrayarak bir vuruş daha yaptı. Ve sonra midesine bir sol direkt gönderiyor. Zabit Samedov çok hırslı başlıyor mücadeleye. Enerjisini ilk rounda öyle bir kullandı ki
Slavinski'ye bir tane daha vuruyor ve rakibini inanılmaz bir şekilde yere indiriyor. Hakem sayacak Paul Slavinski'ye. İnanılmaz bir sağ kroşe. İkincisi gelebilecek mi? Spinning back kick. Zabit Samedov'dan isabet bulmadı. Slavinski bir low kick deniyor. Arkasından bir sağ kroşe alıyor. Sol isabetli olmadı Zabit'in. Bakın Paul Slavinski bacaklarını kullanmaya başladı. Bir tane daha vuruyor. Rakibinin baldırına denk geliyor bu. Zabit Samedov yumrukları çok sert. Çok kuvvetli. Slavinski şimdi bir low kick deniyor. Bu arada Zabit Samedov yerde kalıyor. Tam dizine geliyor bu, tam dizine. Çok sert vuruşları var demiştik. Bir anda ayaklarını yerden kesiyor Zabit Samedov'un, Azeri sporcunun. Bir ikinci kez yere düşerse bu onun için hiç de iyi olmayacak. Ayakta kalabilmesi için bacaklarının kuvvetli olması gerekiyor. Sağlı solu darbeler ve karşılaşma bitiyor. Zabit Samedov mağlup oluyor. İnanılır gibi değil. Bakın Zabit Samedov yeni kuraldan belki de haberi yok. Üzülüyor. Zabit Samedov da büyük alkış alıyor değerli izleyiciler. İspanya'da da vardı. Beyaz mendil sallandığı anda iş biter. Evet. Futbolda. Evet. Kickboks'ta da Amsterdam Arena'da böyle yapılıyor tabii sporcu için. Ki sonra Paul Slavinski senin maçından sonra bir türlü belini doğrultamadı. Hiçbir şey yapamadı. Ya ondan sonra da knockout'un Rakansaki de onu knockout etmişti. Haydi Gökhan. Şimdi bir sol kroşe vuruyor, rakibi iyice sertlemledi. Gökhan arka arkaya vuruşlar, bir de daha vuruyor.